Burası Caner Arslan'dan ben buraya geliyorum ve bana biçtiğin rola bak yapacağız tamam ama canın sağ olsun oynayacağım. İstediğim meclis başkanı yapardı. Bazı siyasetçiler çaldılar, çaldılar, çaldılar. Ölümüne çaldılar. Ülkeyi batırdılar. Biz çalmayacağız demiyorum. Biz de çalacağız. Ama ihtiyacımız kadar çalacağız. Bu ülkede herkes ihtiyacı kadar çalarsa o ülke batar mı? Zaten herkes çalarsa kimse çalmamış sayılır. Ben LMKF Genel Başkanı Mahsun Karaca. Dayı sen ne anlatıyorsun lan? Bizim iktidarımızda bunların hepsini hapse atacağız. Ayrıca 60 yaş üzeri vatandaşların da oy kullanmasını yasaklayacağız. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma. Sadakattan ayrılmayacağıma, büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine an içerim. En son yurt dışına kaçmak için bir mülteci botu ayarlamıştınız ki seçim barajını aştığınızı öğrendiniz. Sonra neler yaşandı? Sonra... Halkımız perişan durumda. İnsanlar aç. Tabii sizlerin tuzu kuru. İniyorsunuz meclis lokantasına 3 liraya 5 liraya istediğiniz yiyorsunuz. Hadi oradan be. Alttan iyice koptunuz, koptunuz. Bacım biz koalisyon görüşmeleri için gelmiştik ama... Başbakanlıkta dahil 10 bakanlık istiyoruz. O kadar bakanlık var mı ya? Enişte Bey yok muydu acaba? Enişte Bey derken? Bir bakanlık ama başbakan ben olurum. Bunlarla koalisyon yapılır. Onlar da mutlu olur. En azından başlarında bir erkek olur. Ne olmuş lan? Mahsun Başkan milletvekillerini başka partileri satıyor. Tam sizin partiye göre vekillerim var. Misal bu arkadaş. Can Erzincan'ın tulum beğeni hiçbir şey değişmem. Bu ne lan? Kasetinizi yayınlanmış başkanım. Toplam 45 saniye sürmüş. Bu videoyu %50 oranda yavaşlatsak biz yüklesek en azından 1,5 dakika olur. Adana'da kurulan LMKP adlı partinin genel başkanı Mahsun Karaca öyle bir video paylaştı ki ülkenin gündemine oturdu. Biz olağanüstü bir ülkede... LMKP adında parti kurdu, video çekip internete yükledi, saatler içinde ülke gündemine oturdu. Olağanüstü politikalar üretmek gerek. Mülteci sorunu var diyorlar. Hepsine vatandaşlık vereceğiz. Sonra hepsini siyasi suçlu ilan edip yakalama kararı çıkartacağız. Böylelikle isteyen istediği ülkeye iltica edebilecek. Hem onlar mutlu olacak hem de Avrupa'ya iteleyip biz mutlu olacağız. Emeklerimize düzgün bir hayat yaşatamıyor muyuz? O zaman onları da vatandaşlıktan çıkartacağız. Yıllardır rüşvet var mı? Var. Çözülebildi mi? Yok. Rüşveti resmiyete döküp vergisini alacağız. Komşu ülkelerden kaçak elektrik çekmek suretiyle beleş elektriğe kavuşacağız. Kısa sürede milyonlarca kez tıklanan videoya gelen yorumlarda dikkat çekti. Mülteciler için mükemmel bir çözüm bence. Hepsi de Avrupa'ya gitmek istiyor zaten. Gerçi biz de gitmek istiyoruz Avrupa'ya. Neyse. Biz emeklilerin yurt dışında yaşamaya gücü yok. Ama mülteci olarak gidebilirsek çok güzel imkanları var. Destekliyorum. Bize böyle somut çözümler gerekir. Rüşvetten vergi almak çok mantıklı. Devrim niteliğinde. Aa elektrik çekmiş. Arsenal Chelsea üst olur diyenler. Alt olur diyenler. Üst kabul edilmiştir. Rulez. LMKP oynayın. Ülkeyi 2x yapalım. Dur. Sipping on back for the next day, son. Never tell a back that I never stay running. Sipping on facts, damn, know I got stacks in the lab, take it. Dürüstlüğün para etmediği, yalan dolan ve sahtekarlığın prim yaptığı bir dünyada insan ne yapar? Bununla savaşır, değiştirmeye çalışır. En azından ben doğru bir insan olayım diye uğraşır. Eğer erdemli ve onurlu biri ise tabii. Ha, işte biz öyle insanlar değildik. Bu yüzden de siyasette başarılı olmamamız gerekiyordu. En azından bunun farkında olmanız bir erdem sayılabilir. Ya. Kurbanlık koyun mu satıyorsun lan? Vur bakayım şöyle bir. Nasıl, nasıl? Müthiş bir enerjisi var. O zaman sizi opsiyonluyorum. Avatarcı tayfa. Sıraya. Sıraya lan. Bunlar daha iyi günlenmiş. Ot izleyin ot. Yan tarafta size film yaptık. Siz gelmişsiniz Avatar izliyorsunuz. Kapitalizme para mı kazandıracağız lan? Bunlar daha iyi günlerdir. Ne görev verilirse ülkemiz için canla başla çalışırız başkanım. Bu çocuk çok dürüst birine benziyor. İlk fırsatta partiden ihraç edin. Başımıza hiç açmasın. Doğru. Sen her zaman kalbimdesin.
sen dur. Yavaş yavaş her tur. Bana derler ver duş.